Pandemi ne zaman bitecek? Tam anlamıyla normal hayatımıza ne zaman dönebileceğiz? Bugünlerde aklımızdan en sık geçen, en çok sorduğumuz sorular bunlar. Bu sorulara böyle kesin cevaplar vermek de kolay değil. Ancak aşı takvimlerinin oluşturulup işte yaygın uygulamaya geçilmesiyle önümüzü görmemiz bir nebze de olsa belki kolaylaştı. Pandemi koşullarını henüz tabii tümüyle geride bırakmadık. Ancak pandemi sonrası dünyanın nasıl bir yer olabileceği ve pandemide yaşanan değişikliklerin ne kadar kalıcı olabileceğini konuşmak için belki de doğru zaman şimdi. Pandeminin başından beri bu konuda çeşitli anketler de yapılarak insanların salgın koşullarına nasıl adapte oldukları, hayatlarını nasıl yeniden düzenledikleri ya da alışkanlıklarını değiştirip değiştirmedikleri işte yakından takip ediliyor. Bu veriler özellikle dijital davranışlarımıza ilişkin büyük veri okyanusuyla da birleştirilerek çeşitli trend analizleri yapılıyor. Biz de bugün pandemi sonrası dönemin yavaş yavaş da olsa ufukta göründüğü bu andan başlayarak pandeminin hayatımızı, işimizi, alışverişimizi ve diğer alışkanlıklarımızı nasıl dönüştürdüğüne bakmak istiyoruz. Bir araştırmacıyı ağırlıyoruz bugün, Melis Tufur'u. Kendisi pandemi koşullarında da yürütülmüş çeşitli saha araştırmalarının içinde bulunmuş bir isim. Bakalım neler olup bitmiş, neler yaşanmış, neler değişmiş görelim. Başlayalım. Melis tekrar hoş geldin. Aslında tekrar hoş geldin dememin sebebi açık. Seninle daha önce de pandemi sırasında bir takım pandeminin hayatımızdaki değişiklikleri ve bizim bu değişikliklere yönelik reaksiyonlarımıza ilişkin sağ araştırmaları yürütmüştünüz. Onları konuşmuştuk. Şimdi birazcık hani malum artık daha yoğun bir aşı takvimi uygulanıyor. Her ne kadar aşı karşıtlığıyla beraber yürüse de ama uygulanıyor. Evet. Şunu önce sorayım yani... O gördüğünüz insan profilleri o araştırmalarda şu anda nasıl bir hissiyatta olabilirler? Yani bu iş gerçekten bitiyor diye düşünmeye başlamış olabilirler mi? Yoksa hala galiba biz bir girdaba girdik ve çıkamıyor muyuz havasında mıdırlar? Ne dersin? Şimdi bu işin bitmesini çok istediklerini söyleyebilirim. Ha. Hatta bu isteği %35'i aşısız olan o büyük kalabalıkların nasıl plajlarda... sayfiye alanlarında üst üste sıkışık bir vaziyette bulunmasından anlayabiliriz. Evet. Yani geride bırakmayı çok istiyor toplum. Haklı olarak çok bunu anlıyor herkes. İnanıyor mu buna peki? Yani temenni ayrı ama inanç var mı diyeyim? Şu anda bence belirsizlik herkese hakim bir duygu. Kimse hiçbir şey, çünkü tam bir şeye inanacağız derken varyant tartışmaları çıkıyor. Hı-hı. Tam bir şeye inanacağız derken aşı karşıtlarının sesi yükseliyor. Tabii. Tam bir şey... Arada bir Ocak-Nisan arasında bir 4 aylık dönemimiz var. Hani şeyde çok gezen, çok bulaşı riski daha yüksek grupları aşılayamadığımız bir dönem var. Ama daha sonrasında da yani ciddi bir aşı 2021'in Ocak-Nisan'ından evet. bahsediyoruz. Ama ondan sonra malum yüklü bir alım yapıldı ve şu anda yetkililer, Sağlık Bakanlığı günde 1 milyon kişi aşılayabilecek bir potansiyele sahip. Evet. Bence bu çok önemli. Ki o rakamlar çok az ülkenin sahip tabii, olabildiği tabii. bir... Yaygın sağlık ağı. Evet, evet. Ama bu sefer de şu anda karşımıza bir başka engel aşı karşıtlığı, %35. Ona gelelim. Yani evet. bir bazı şeyleri de merak ediyorum. Yani bizde yani hani ben şunu temenni ediyorum en azından. Sanki azlar ama sesleri çok çıkıyor diye düşünüyorum ama... Pek de az değiller. Sen ne görüyorsun? 23 milyon. 23 milyon. 23 milyon. Yani nüfusu... Bakanın yaptığı üçte açıklamadan söylüyorum. Evet. Yani. Biz bunu daha önce hesapladık aslında. Bu rakama yakın bir rakamı Kasım 2020'de diyalog araştırmayla yaptığımız bir çalışmadan biliyorum. %35'i yakaladık. Onu da denk geldiyse 21 milyon kişiydi. Ha, ha. Biz orada bunların... Bu araştırmanın tarihi ne zamandı? Onu söyler Kasım misin? 2020. Yani hazırmışlar yani. Yani o günden bugüne bunun... Erimesini bekleriz. Belki o 21 milyon, şimdiki 23 milyon değil, onu da bilmiyoruz. O zaman hani ama, hatırlayalım, aşıların yeni yeni çıktığı bir zamandı değil mi? Evet, Kasım. Ama henüz daha hiçbir şekilde yaygınlaşmamıştı. Yani batılı ülkelerde bile yaygınlaşmamıştı. Bir önceden hazırlanmışlar neredeyse o zaman. Bu çip şakalarının tabii, dolaştığı, tabii. hatta kimlerini ciddiye aldığı. Zaten evet. birazdan o profil üzerine evet. konuşacağız. Bu evet. önemli bir konu. Anlatalım, konuşalım madem yeri gelmişken. O nasıl bir profildir? Peki bu nasıl neden bir... şüphe duyuyorlar? Neden korkuyorlar? Oraya da temel motivasyonları neler?
Oraya da geleceğim. Öncelikle kim olduklarından söz edeyim. Tamam. Bir kere bir çıt daha kadınlar. Evet. Yani beklenenin üstte kadınlar. Bir resmini çizelim bu şüpheci karşıtlarını. Evet. Aşı karşıtlarını. Ayrıca gençlerden ziyade 28, yani 28 yaş üstü genç yetişkinlerde, hatta 47'ye kadar biraz daha beklenenin üstünde. Hmm. Sonrası da eğitim düzeyi yüksek kişilerde beklenenin üstünde. Bu şimdi da enteresan. Bu, yani mesela bu bana ilginç geliyor. Yani o zaman sanki bu komplo teorilerini tabiri caizse kurmak için birazcık düz cehalet yerine yarı aydınlık mı gerekiyor acaba? Evet, kesinlikle haklısın. Fakat bir yanlış anlamaya mahal vermeyelim. Bizim toplumumuzun önemli bir kısmı, %60'a yakını ilk lise 6 eğitime sahip. Ha, genç nüfus. Dolayısıyla orada oran %26 olduğu için olmasına rağmen aşı karşıtlarının nereden baksan 11-12 milyon lise 6 nüfus. Kalanı lise ve lise üstü eğitimler arası bölüşülüyor. Yani işte lise mezunlarının 5,5 milyonu diyebiliriz aşı karşıtı. Dolayısıyla sayısal olarak hala eğitimsizler fazla, fakat eğitimli grupta beklenenin üstünde bir aşı karşıtlığı var. Güven. Bütün mesele şimdi güven. Bir takım şeyler duyuyoruz. İşte güven. Bu, sen demin anladın, bu çip meselesi falan konuşuldu. Evet. Yok. İşte duyuyorum ben, kısırlık yapıyormuş falan. Çok aslında üç tip nedir motivasyonları peki? Bu şüpheciliğin şöyle, ardındaki motivasyonlar ne? Biz sorduğumuzda güvenmiyorum demiş. Yan etkilerinden korkuyorum demiş. Gerekli duymuyorum diye bir grup vardı. Onlar eminim erimişlerdir artık. Hı-hı. Çünkü bu kadar deneyimden sonra. Yan etkilerinden korkma, etkili olacağını düşünmeme gibi. Hı-hı. Hani artık bir noktadan sonrası hepsi aslında gelip dolaşıp güvene dayanıyor. Güven problemine dayanıyor. Kime güvenmiyorlar? İlaç şirketlerine? İlaç şirketlerine güvenmiyorlar. Şimdi birazdan geleceğim oraya. Üç tip var. Bir tanesi aşırı kuşkucu antikapitalistler. Ha. İşte o eğitimli grup muhtemelen burada. Evet. Bu buralarda dolanıyor. İkincisi, birileri bir işler çeviriyor diyenler. Hı. Evet. Tamam. Sürekli işte. Bildiğin öyküler aslında. Evet. Bir diğeri popülerlik peşindeki komplo teorisyenleri. Onlar da. Ona bir de onlar, bu işin birazcık yayanları da aynı zamanda. Evet, maalesef. Bir de sosyal medyanın bu kadar şey olmasıyla birlikte yaygınlığıyla gücünü de artık daha etkin kullanabiliyorlar. Çok fazla eskisine göre bu komplo teorileri daha hızlı yayılıyor dünyada ve ülkemizde. Şimdi şöyle, aslında biraz bunu konuşalım. Motivasyonlar tabii ki ön plana çıkıyor ama bir yandan da bu acaba Covid'e özel bir durum mu diye merak ediyorum. Bir takım burada Covid'le ilgili şeyler, komplo teorileri üretiliyor. Ama bu bizim aşıya, mesela her aşıya karşı bir durum var mı? Ben hatırlıyorum mesela çocuklara yönelik aşılarda da buna benzer bir tartışma yaşamıştık. Çok doğru. Bu onun yansıması mı, yoksa bu yeni bir hal mi? Aslında daha önce tohumlanmış bir mesele bu. Bunu kabul etmek lazım. Yani eski bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Yazap'ın bir raporuna göz attım ve diyor ki kendisi 2014'te 1370 iken çocuğuna aşı yaptırmayan aile sayısı 2017'de bu rakam 23.000'i geçmiş. Ha, demek ki Covid onu bir de hızlandırmış yani. Bak, 2013'te müthiş bir kızamık salgını oluyor. Hmm. Birden böyle vakalar 7.000 küsürle 7.400'lere çıkıyor. Hmm. Çok düşük seviyelerden. Bunun sebebi muhtemelen göç. Evet. O dönemdeki göç. Diyor ki biz bununla acayip bir kampanya, aşı kampanyasıyla baş ettik, tepeledik. Fakat 2018-19'da tekrar yükselişe geçiyor. Hmm. Ve bunu da şeyle ilişkilendiriyor. Aşı karşıtı aile sayısının artışıyla ilişkilendiriyor. Yani bu Covid-19'da karşımıza çıkmış bir şey değil. Evet. Bir aşı karşıtlığı şeysi var, trendi var. Bence kesinlikle önünün alınması gereken bir trend. Anladım. Bu çok. Şimdi aslında bu aşı konusunu daha fazla da uzatmak istemiyorum ama bir yandan da önemli bir konu daha var. Ona da değinelim. Bir kampanya yürütülüyor malum. Evet. Bir takım Sağlık Bakanlığı'nın destek verdiği ve Türkiye'nin herhalde en ünlü isimleri, evet, Şener Şen'i var, Cem Yılmaz'ı var, bayağı neredeyse yani akla gelen ilk ünlüler belki. Mehmet Öz var, Acun Ilıcalı. Bu etkili oluyor mudur? Hani reklam dünyasından da gelen bir isim olarak biraz o gözle bakma oldu. Sence iyi bir kampanya mı? Nasıl? Evet, tek tek kopyaları inceledim, metne baktım. Gerçekten çok iyi bir yaratıcı bir iş çıkmış. Yani kreatif anlamda çok başarılı bir proje olmuş. Fakat medya tarafına, medya planlama açısından baktığımda çok iddialı görmedim. Yani bir ayda sadece 474 GRP aldım. O zaman şu hatırla, mu? Herhangi bir kamu spotu muamelesi görüyor galiba. Evet. Halbuki böyle olağanüstü bir zamanda belki de prime time'da yer almalı. Prime time'daki oranı %25.
Yani bir de sosyal medya tarafına baktık. Plug Insight adlı bir sosyal medya tarama şirketiyle birlikte. Ve orada da sadece aslında şu var. Kamusal, yalnız kamu spotu diyorsun ya. Kamu tweetleri, kamusal tweetler evet. var ve yükselmiyor. Yani dijital gençleri cezbetmemiş. Dijital tarafta sadece devlet devrede. Evet, doğru mu anlıyorum? Valilerin tweetleri var mesela. Valiler. En fazla Diyarbakır valisi mesela şey yaratmış, hype yaratmış. Ondan önce de, ondan sonra da Antalya valisi geliyor. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir sorun. Ve bunu böyle dediğin gibi çok güzel betimledin. Hı. Hani sıradan bir kamu spotu olarak değerlendiremeyiz. Hı. Madem de böyle güzel bir içerik var, her yeri bu kampanyayla domine etmeliydi bakanlık diye istiyorum. Yani hala da var fırsatımız bence. Peki Melis, şimdi aşı konusunu ben de çok önemsiyorum açıkçası. Dolayısıyla bu konudaki hı-hı. her türlü çabayı da desteklemek, konuşmak, yani büyütmek gerekiyor. Hı-hı. Onu konuşmuş olalım ama bir yandan da işte Covid diyoruz ki hayatımızı değiştirdi. Şimdi evet. biraz tek tek boyutlara geliriz de şunu söyleyeyim. Yarın bitse, sonbaharda bitse, yani gerçekten ütopya gibi görünüyor. Çünkü ben de hani ne zaman bitse desek bir 3 ay daha uzatma alıyor gibi bir durum var ama yani arkasında gerçekten kalıcı olarak nasıl bir psikolojik iklim bırakabilir? Ne dersin? Yani hatırla, geçen sefer konuştuğumuz gruplardan biri neydi? Değişimin farkında öğrenen. Evet. Yani hatırlıyor musun? Böyle tabii. daha hani çevre duyarlılığı yüksek, evet. hani içe dön. Küçük demiş. Yine onun gibi küçük bir grupta geride bırakanlar. Ona bir trendsetter galiba. Trendsetter yani olduğunu düşünmüştüm. Peşlerinden birilerini sürükleyecekler o zaman yani. Ya sürükleyebilirler en azından. Bak şimdi duyarlılık yükseliyor. İnsanlar ellerinde torbalarla çöp toplamaya uğraşıyor, bir şeyler. Ama sonra niye öğreniyorsun? Avrupa'nın çöp en fazla almış, çöp ithal eden ülkesi olduğunu öğreniyorsun. Hı. Bu kimde motivasyon bırakır sence? Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. bazen böyle bir tsunami dalgası gibi düşünüyor bana sorarsan çevreciler, bu konudaki duyarlı insanlar. Geride bırakan gibi gruplar da, hani onlar çok ortada gruplardı. Hani evet kurtulduk şimdi deyip önüne bakmaya çalışıyordu. Bence şu anda herkes nasıl koruyacağım çoluğumu çocuğumu diye düşünüyor. Yani, o zaman yani, bir ümitsizlik mi doğuyor yani? Ümitsizlikten ziyade artık sen güzel onu betimledin sorularında, bıkkınlık. He. Yani bıkkınlık ve belirsizlik. Dolayısıyla da bıkkınlıktan kaynaklanan bir umursamama hali de mi var acaba? Biraz evet yani. Ne olursa olsun. Biraz ne olursa olsun. Zaten kadercilik bizim biraz DNA'larımızda da olan bir şey. Onun için diyorum aşı en önemli silah evet. burada. Gençler için şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Biz bu süreci bir araştırma var. Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptırdığı 70 yaş altı 30 ülkede 20 bin kişiyle yürütülmüş aşkın ve burada Türkiye %61 ile koronavirüs salgını sebebiyle akıl ve ruh sağlığının bozulduğunu söylemiş. Yüksek yani çok mi? Yüksek bir oran. Evet. Çok moralsiziz. Evet, başka bir dataya dün gece aslında öyle dolanırken. Yani. Evet. Dün gece başka bir veriye rastladım. Onu da Pierre Gallup yapmış. Bu da 30'ların sonundan beri yürütülen devasa bir global sürekli çalışma. Sürekli araştırma yani. Burada da şeyleri sormuş. Kızgınlık, üzgünlük, üzüntü, eğlence, stres gibi sorular var. Gülümseme var. Mesela kaçtı ya ülke sayısı? 140 ülkede sanırım. Bir dakika, bunu hatırlamam lazım. Özür dilerim, onu şey yapmayayım. Neyse. Bu uluslararası çalışmada en az gülen ülke biz çıkmışız. Evet, evet. Yani onlarca ülke arasında. En öfkeli ülke biz çıkmışız. Stresi en yüksek ülke biziz. Keyif aldınız mı dün diye soruyor mesela son 24 saatte. Bunu en fazla hayır diyen ülkelerden biri biziz. Şimdi 61 çok yüksek bir oran. Bizim kendi araştırmamızı hatırla, seninle geçen programda konuştuğumuz 61 kaygıların tamamıydı. Onun içinde bu işi ruhsal sıkıntıya bağlayanların oranı %20 idi. 3'te 1'i. Şimdi o %20, şimdi bir insanın kendine akıl ve ruh sağlığımı kaybettim dedirtmesi için hakikaten ya uykusuz kalması lazım ya, değil mi, tırnağını falan yiyor olması, bir şey yapıyor mu, bir semptomu evet. olması lazım. Evet. Kendinde bunu söyleyebilen kişilerin oranı 20'lerden 60'lara çıkmış. Bence peki bu böyle psikolojik iklimde insanlar ne yapıyorlar? Yani pasifize mi oluyorlar? Yeni çıkış yolları mı arıyorlar? Ne oluyor Melis? Yani ne bileyim, tüketmeye yönelebilenler tüketmeye mi yöneliyor? Bazen öyle şeyler de mesela bir anda son 15 günde konuşan bir tatil furyası oldu çok ciddi. Evet. Değil mi? Bir iş turizm diyeyim, tabi rakam görmedik henüz ama bir patlaması oldu. Acaba onlar kaçışlar mıdır, nedir yani? Açık hava, deniz. Değil mi? Yani ama sonbahardan sonra o zaman bizi kötü günlerde bekliyor olabilir kapanmak durumunda kaldığımızda. Öyle öyle söylüyor yani uzmanlar ne yazık ki. Yani buna daha yüksek bir aşı oranıyla girseydik bu tatile her şey daha keyifli olabilirdi ama şu anda
ciddi bir risk aldık. Umarım bu kapanmayla ya da özellikle okulların açılmamasıyla sonuçlanmaz. Çünkü bu özellikle şunu konuşalım, okul aç, şimdi o okulla ilgili bir hassasiyet ne söylüyor insanlar mesela? Yani okulların açılmasını mı istiyorlar yoksa aman açılmasın böyle iyi mi diyorlar, açılmasını ne diyorlar? Yani bir herkes... Orayı bir resmeder misin? İnsanların reaksiyonları ne yönde? Çünkü mesela çok değil, bir ay sonra konuşacağız bu mesele. Yani hani önümüze çıkacak okulların açılmasıyla birlikte. Her çocuk aynı oranda dijital imkanlara sahip değil. Evet. İnternet penetrasyonuyla insanların satın alabildiği gigabyte düzeyini karıştırmamak lazım. Herkesin bütün dersleri takip edecek elektronik cihaz sahipliği ya da bunu finanse edecek geliri yok bu ülkede. Bu çok unutuluyor ve toplumun geniş kesimleri, yani özel okullar bir şekilde çözdü ama yine de iyi eğitim alamıyor. Alamıyor tabii ki. Bu üçüncü yıl, zaten bunun için yeni bir kuşaktan söz ediliyor. C kuşağından Amerika'da ilk söylenmeye başlanmış. Covid dönemi büyüyen çocuklar. Öyle. Ona da Z'den sonra C. Ne diyorlar biliyor musun orada da mesela sosyal ilişkiye girmekte zorlanacak, hep tedirgin olacak, hani belli korkularla yaklaşacak. Anlatabiliyor muyum? Sosyalleşmekte zorluk çekecek ve belli korkularla büyümüş olacak. Hmm. Bu bayağı bugün hani Covid'den önce rahatsızlık diye insanların çocuklarını pedagoglara götürdükleri bir durum. Evet, eğitim konuştuk, bir de işe bakalım. Şimdi malum Türkiye'de bir uzun süre bir kısa çalışma ödeneği uygulandı. Yani insanlar tabii ne kadar yarım çalıştı, ne kadar öyle göründü bilemiyoruz tabii şu anda. Ama bir yandan da işte evden çalışma gündeme geldi. Bazı şirketler dediler ki kalın evde yani. Hani yapabilenler, ne bileyim daha böyle diyeyim özellikle beyaz yakalılar arasında hani şu anda kalıcı olmaya başladığına yönelik bir takım şeyler işitiyoruz. Evet. Bunlar doğru mu? Yani ya da ne ölçüde doğru? Bizim çalışmada yine hatırla maksimum 4.8 milyon yani herhalde onu yuvarla 5 milyon kişi evden çalıştı büyük kapanma süreçlerinde. Evet. Sonra o 3 milyona falan indi. Evet. O şirketlerin de bir kısmı hibrit modele geçtiler, önemli bir kısmı. Kısmen gidip kısmen gitmiyorlar. Ya evet, bu daha çok beyaz yakalılarla ilgili bir durum oldu. Mavi yakalılar zaten mümkün pandeminin zaten başından beri çalışıyorlardı, çalışmaya devam ettiler. Tabii şu hibrit model, yani tamamen evden çalışma modeline karşı tezler, benim daha yakın durduğum tezler, hani günün sonunda insan sosyal bir varlık ve hani evin sınırları belli ve insanlar çoluğuyla çocuğuyla yaşıyorlar. Bizim hani sosyal çocuklarımızı kendimizden ayırıp hoşça vakit geçirdikleri bir başka alanımız da yok. Yani okullar da kapalı. Bunalıyor insanlar. Yani ya herkesin çalışma odasının olduğu, millet salondaki masasında çalışıyor yani. Bugünlerde en sık düşündüğüm şeylerden biri. İş yapmak belli bir psikoloji gerektiriyor. Onu da evde yakalayamıyorsun galiba. Yani bazı insanlar yakalıyor, bazıları yakalayamıyor. Şimdi iş hayatı bir dönüşüm içinde. Hatta belki seninle konuşma fırsatı buluruz bugün bu prekaryalaşma tamam, hikayesi. Tamam, geleceğim. Gelmiş olalım. Aslında olalım. İşte gig ekonomisi gibi bir şeyden bahsediliyor. İnsanlar daha fazla serbest çalışmaya yöneliyorlar ya da belki de mecbur kalıyorlar. İşte prekaryalaşma gibi bir süreçten bahsediliyor. Bunlar bir anlatır mısın bize nedir tam olarak? Yani biraz hani tamam. Bir basit bir dille anlatmanı rica ediyorum. Okey. Önce şöyle bir örnek vermek istiyorum kendi sektörümden. Hı-hı. Bizim araştırma modellerimizden bir tanesi fokus grup, bir diğeri derinlemesine görüşmedir. İnsanlarla bir masa etrafında toplanıp bir şeyler tartışıyorsunuz, derinlemesine bilgi edinmeye çalışıyorsunuz. Ya da birebir görüşmeler, evet, daha uzun bir kişiyle evet, birebir görüşmeler yapıp derinlemesine bilgi ve duyguyu tespit ederiz. Ettiğimiz araştırma modellerimiz vardır. Bunu biz online çok uzun süre yurt dışı başlamıştı fakat bizim araştırma sektörü buna bir türlü geçememişti. Hı. Bir türlü müşterilerimizi ikna edemiyorduk. Krizle birlikte öyle hızlı geçildi ki inanamazsın. Şimdi artık belki de her şey hazırdı, bir irade gerekiyordu. Evet, o da geldi. O onu yap. Hı. Şunları gördük. Tabii ki odak grup tartışmaları, fokus grup dediğim çok o kadar kolay olmuyor mesela. Derinlemesine görüşmeler evet, gerçekten çok başarılı. Şimdi hı, bazı şeylerde de böyle kırıcı ne denir ona? Dönüştürücü, dış güçlü bir etki gerekiyor. Evet, Covid iş yapış biçimi. Mücbir bir sebep olmuyor aslında. Evet, öyle de diyebiliriz. Müthiş bir şey yap, etki yarattı. Zorlayıcı faktör olarak evet, hayatımıza girdi. Şimdi ama bunun dışında aslında Covid'den önce de başlamış olan, Avrupa'da daha da önce başlamış olan bir freelance çalışma tabii, meselesi vardı. Hani insanlar kurumsal hayattaki o 9-5 standardından
sıkıldığı için ya da işveren ya bu adam ne ya bu kadın vaktini ne kadar verimli geçiriyor bundan da çok emin olamıyorum. Ben bununla proje bazlı çalışayım bari eğilimi geliştirdiğinden. Herkes iki taraf için de sanki böyle bir win-win bir durummuş gibi, iki taraf için kazançlı bir durummuş gibi görünüyordu. Gerçekten çok özel becerileri olan insanlar için bu hala böyle olmaya devam ediyor. Hatta hani normal maaşından daha fazlasını kazanabiliyor veya özellikle beyaz yakalı çevrelerde evet. Ve dijital yetenekleri, becerileri güçlü insanlardan evet. Söz ediyoruz. Yani çok özel yetenekleri olan insanlardan söz ediyoruz. Mesela birden fazla iş yapma gibi şeyler gündeme gelebiliyor değil mi? Bunlar başladı. Hmm. Hatta bir yerde normal full time çalıştığı halde başka yerde çalışan insanların sayısı da her geçen gün artıyor ve şey de aslında iş yeri de buna müsaade ediyor. Hmm. Böyle bir karşılıklı gizli bir anlaşma. Yani her şeyin değiştiği, dönüştüğü, bu bağların iş yeriyle bağların dönüştüğü bir dönem. Sürece girdiğimizi hissediyorum. Zaten bu konuda Guy Standing diye bir ekonomist ilk kez şeyi prekarya sınıfı diye bir 2011'de bir kitap yayınlıyor. Evet. Bizi prekarya sınıfıyla tanıştırıyor. Bu prekarya sınıfını dün onun da bir TED konuşmasını izledim. Prekarya sınıfının bir üçe ayırmış. Bir tanesi bizim aslında Derin Yoksulluk Derneği'nin peşine düştüğü o roman yoksulluğu var ya ya da sadece roman demeyelim. Gel geç işlerle, güvencesiz işlerle hayatını sürdüren insanların o yaşam mücadelesi. Kronik aslında. Kronik, evet. Hani hakikaten üç gün sonrası belli değil. Bak 2001'deki krizde Türkiye'de daha geniş kesimler böyleydi. Evet. Yoksulluk daha yaygın ve keskin hatlıydı. Yani şey bilmiyorduk, 2001'de 3 gün sonra otobüste nasıl otobüs biletim olacak mıyı bilmiyorduk. Hmm. O göç sonrası insanlar ve büyük kriz esnasında. Şimdi hani o hani hep söylenen o ödenekler, aylık 500 liralar, 700 liralar, 1500 liralar var yani devletin yaptığı yardımlar. Hmm. O en azından belli bir kesim milyonları bulan kesimi en azından ayın ortasında parasız da kalsa ayın sonunda bana bir şey gelecek duygusu ya da işte onun sağlık hizmetini üstleniyor olması sistemin. Hani bunlar sosyal devlet ülkelerinde olması gereken şeyler zaten. Hoş şimdi o paralar çok eridi, çok hani başka bir dönem mi yaşıyoruz ama hani her zaman bir sıfırdan iyidir durumu. Şimdi bu prekaryanın bir kısmı böyle. Ama bir kısmı da diyor şey gerçekten böyle hani yetenekli ve buradan gelir elde edebilen kişiler. Ama daha büyük bir kısmı üstelik de diyor Avrupa'da bu milliyetçi akımlara destek veren, popülist sağa destek veren insanlara dönüştü diyor. Kim onlar? Ya mesleği var ama işsiz kaldı ve yenisini bulamayacak. O kadar da yetenekli değil. O kadar da bulunmaz Hint kumaşı veya değil. Veya bu çağa uygun yetenekleri evet, kalmadı. Yani öyle oldu. Peki aslında bu bizi bir yere getirdi. Şimdi hızlı da bir dijitalleşme yaşadık her konuda. Evet. Medya tüketimi, alışveriş, iş yapma biçimi vesaire. Deminden beri konuşuyoruz. Hani sen dedin ya birileri ayak uyduramıyor. Yani dünya ne kadar ayak uydurabildi, biz ne kadar ayak uydurabildik acaba? Dijitalleşmeyi sadece internet erişimi ve ya da mobil telefon erişimiyle sınırlayamayız. Bunu da anlayamayız. Ya da sosyal medya kullanma yetenekleriyle de anlayamayız. Tüketicinin dijital göçü, dijitalleşmenin tek ölçütü değil. Bizde de bu yaşandı, doğrudur. Ama yakınlarda yayınlandı. Küresel rekabet edebilirlik raporu. Yani dijital yetenekler, forumu. Beceriler edinmek de gerekiyor. Yani iş hayatı. Gerçek anlamda dijitalleşmek için. Bizim yapay zeka kullanan işletme sayı oranımız 10 kişinin üzerindeki işletmelerde %5. Şunu da demin değindik ama bir ayrıntılandıralım lütfen. Dijital yetenek de edinmek gerekiyor herhalde tam anlamıyla dijitalleşmek için. Biz becerebildik mi bunu yani? Başarabildik mi? Ya bu rapora göre başaramamış görünüyoruz. Çünkü 2017'de dijital becerilerimiz hangi seviyedeysek ki OECD ülkelerin en gerisindeydik. Şu anda da 2020'de aynı noktada duruyoruz. Peki yani. Melis teşekkür ederim. Birazcık hani tabii Covid'in de verdiği bir ümitsizlikle durum pek parlak görünmüyor ama bir an önce evet. Daha normal bir ekonomiye, daha normal bir sağlık koşullarına varalım inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eksik olma. Pandemi hemen yarın bitse bile arkasında ciddi bir değişim tortusu bırakacak. Bu neredeyse kesin. Beyaz yakalılar başta olmak üzere pek çoğumuz evden çalışmaya geçtik mesela.
Bazılarımız şehri bile terk etti. Birçok şirket bu çalışma düzenini kalıcı hale getirdi hatta. İnternet kullanımımız da hızla arttı. Online alışveriş de hatta bir tercih olmanın ötesine geçti. Belki bir standarda dönüştü. Son günlerde reklam kuşaklarında en çok sesi çıkan markalar arasında işte görüyoruz. E-ticaret markaları, eve teslim markaları dikkat çekiyor. Yani dönüşümü fırsata çevirip hızla büyüyen markalar özellikle ön plana çıkıyorlar bu dönemde. Belirgin örneklerden bir tanesi de Getir. Londra'dan başlamak üzere Avrupa'nın çeşitli şehirlerine yayılmaya başladı malum. Bu yeni nesil girişim aldığı yatırım ve vaat ettiği gelecekle değeri 7,5 milyar dolara aşan devasa bir şirkete dönüştü bir anda. Ya bu bir örnek. Etrafımıza biraz dikkatli gözlere baktığımızda pandeminin yarattığı koşullar içinde dönüşmüş ve iz bırakmış pek çok böyle örnek görebiliriz. Biz bugün biraz bu izlerden bahsetmeye çalıştık. İleriki zamanlarda belki diğer değişimleri konuşmak için de fırsat bulmaya çalışacağız. Bu hafta tamamlıyoruz. Bu kadar. Gelecek hafta Vlog'un yeni bölümünde görüşelim lütfen.